Efendim herkese tekrardan merhabalar. Ben Barzonius ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir öncekinde size belirtmiş olduğum gibi Paradox'un kendi resmi formundan paylaştığı ve 24 Eylül'de çıkmasını beklediğimiz Roads to Power ek paket ve büyük güncellemede nasıl içerikler olacak, ne gelecek, neyi bekleyebiliriz gibi çeşitli geliştirici günlükleri yayınlıyorlar. Hatta bu tempoda gördüğüm kadarıyla her hafta salı Türkiye saatiyle öğleden sonra 3 civarı forumda sürekli bir yeni geliştirici günlüğü yayınlanıyor. Şu an bakmış olduğumuz geliştirici günlüğü 150 numaralı. Cordelion isimli moderatör tarafından yayınlanmış 24 Haziran'da. Tabi bu hesaba göre biz belki de 2 ay geriden geliyor olabiliriz. Fakat hiç sorun değil. Oyun çıkana kadar bütün bu geliştirici günlüklerinin hepsinin üzerinden geçeceğiz ve analiz edeceğiz. 150 numaralı geliştirici günlüğü benim en çok beklediğim geliştirici günlüklerinden bir tanesiydi aslında. Çünkü oyuna yepyeni bir başlangıç yılı getiriyor. Yani sadece artık 867 ve 1066'dan ben biraz sıkılmıştım. Büyük ihtimalle birçok kişi sıkılmıştı. O yüzden piyasada insanlar Mor Bookmarks moduyla oynamayı da çok seviyorlar. Fakat mod her ne kadar mekaniksel açıdan güncellense kozmetik açıdan biraz geri. Bu yüzden benim de çok tercih ettiğim bir durum değil. Ben daha çok oyunu vanilya haliyle, yani saf, sıfır modlu ve resmi halinde tercih ediyorum. Bu da benim için gerçekten güzel bir gelişme oldu. 1178 yılı gelecek. Tarihsel açıdan yeni karakterler, yeni olay dizileri. Benim tarihsel açıdan takdir ettiğim birçok karakter de aynı zamanda bu zaman diliminde olacak. Bambaşka bir dünya, ayrı bir kaos ve oynanabilecek bir sürü potansiyel oyun. Dolayısıyla fazla vakit kaybetmeden şunun üzerinden bir geçelim diyorum. Başlığa baktığımızda kim, ne, ne zaman, nerede ve neden, yani 5M1K sorulmuş. Normalde bu geliştirici günlüğü yayınlanmadan ve Roads to Power ek paketi daha işleme alınmadan önce Paradox çeşitli kanallar üzerinden toplulukla anketler yoluyla etkileşime geçiyordu. Özellikle hangi zaman dilimini görmek istersiniz gibi hayranlara ve oyuncu topluluğuna sürekli bu şekilde ulaşıyordu. Tabi verilen cevaplar çok karışıktı. Özellikle Crusader Kings 2'den gelen topluluk Şarlman'ın zamanı, yani 700'lü yılların 8. yüzyılın sonunu görmek istiyordu. Çünkü Avrupa daha da kaotik bir halde. Şarlman denen büyük karakterin ortaya çıkması, Tibet'teki Tang İmparatorluğu gibi böyle çeşitli o zaman için önemli sayılabilecek belli başlı karakterler ve ülkeler denilebilir. Benim şahsi görüşüm esasında 867 ile 1066 yılları arasında bir şey yapsalar daha iyi olur. Çünkü iki zaman dilimi arasında iki asır var. Evet, 200 yıl var. 200 yıl içerisinde birçok şey değişiyor. Yani benim şahsi görüşüm aslında 930'lu yıllar. Özellikle yabancı tarihçilerin demir yüzyıl diye adlandırdıkları, böyle artık taşların yerine oturduğu ama halen daha hem ekonomik hem askeri açıdan çok ciddi zorlukların çekildiği, ciddi isyanların olduğu, ciddi istilaların olduğu bir zaman dilimi. Öyle bir zaman diliminde oynamak resmi açıdan İsterdim, ancak Paradox'un yapmış olduğu bu resmi açıklamada 1178 yılından kullanılacağıydı. Peki neden bu 1178 yılını tercih etmişler, bir ona bakalım. Yani 1066 ya da 867 yıllarına nazaran böyle 1178 yılı özellikle böyle çok bilinen, dünyanın tarihini, dünyanın kaderini değiştirecek olay örgüleriyle dolu değil. Fakat bu tarihin seçilmesinde belli başlı çok önemli faktörler var. Özellikle bu yılın hemen öncesinde veya bu yılın hemen sonrasında gerçekleşen olaylar hem Orta Doğu tarihini, hem Hindistan tarihini, hem de Avrupa tarihini çok ciddi açıdan etkiliyor. Ki ben burada Cengiz Han'ın gelişinden bahsetmiyorum. Cengiz Han'ın gelmesinden yaklaşık bir 15-20 sene öncelik zaman diliminde de tarihi değiştirecek olaylar olmuştu. Mesela bir örnek olarak oynanabilecek belli başlı karakterlere şöyle ufaktan girelim. Örneğin 4. Baldwin'in önderliğindeki Haçlı devletleri var ve özellikle Kudüs Krallığı. 4. Baldwin belki birçoğunuz bilir. Cennet Krallığı filminde de boy gösteren bir karakterdir. Cüzzamlı bir kral ve aynı zamanda Selahattin Eyyubi'ye karşı yapmış olduğu mücadelelerle de bilinir. Aynı zamanda 1174 ile 1185 yılları arasında Kutsal Roma İmparatorluğu'nda Frederick Barbarossa var. Belki bu isim de biraz tanıdık gelebilir size. Kızıl Sakallı İmparator da denir. Frederick Barbarossa özellikle 3. Haçlı Seferi'ne katılımında bütün ordusunu karadan yürütmüş ve Suriye'ye daha ulaşamadan Göksu Nehri'nde boğularak ölmüştü. Fakat hayatı mücadelelerle geçmiş, hem dışarıya karşı hem içerideki vasallarla. Frederick Barbarossa'nın en büyük rakibi ise kendi vasalı olan, yani Saksonya ve Bavyera dükü olan Aslan Henry diye de geçer. Ki Aslan Henry'nin aynı zamanda iyi idari yeteneklerinin dışında dedesinden gelen Kutsal Roma İmparatorluğu'na olan hak iddiası da mevcut. Şöyle baktığımızda Lombard Cemiyeti, yani İngilizcesiyle Lombard League denilen birbirleriyle müttefik olan şehir devletler var. Benim buradan anladığım, Lombard Cemiyeti diye bir yapı varsa bu oyunda, bu büyük ihtimalle bu şehir devletlerinin Papa'dan veya Kutsal Roma İmparatorluğundan bağımsız, aynı zamanda düklük ünvanlarının olmadan hepsinin birer böyle kontluk halinde Cumhuriyet yönetimindeki kişiler tarafından kontrol edildiği, böyle bir şey olabilir. Aynı zamanda Bozkır'ın ötesinde Temuçin denen yüksek potansiyelli bir arkadaşımız da mevcut. Bu yüzden bu az önce vermiş olduğumuz bu birkaç örnek sayesinde de 1178 yılı aslında çok ilginç bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bu benim düşüncem tabii ki. Şimdi biraz şöyle kitap ayracı sayılabilecek, yani bookmark dediğimiz pencerelere biraz bakalım. İlk tanıtılan bookmarklardan bir tanesi bu. Bu ayracın ismi Call of the Empire, yani İmparatorluğun Çağrısı. Burada baktığımız zaman 5 tane ayraç olarak belirtilmiş karakterler var. Bunlardan 3 tanesi Bizans İmparatorluğu altında valiler. Bir hanımefendi var, Prenses Tamar. Kendisi hayatı boyunca Gürcistan Kraliçesi olarak görev yapmış, birçok zorlukla uğraşmış, ülkesini istilacılardan korumuş ve aynı zamanda topraklarını ciddi anlamda genişletmiştir. Prenses Tamar ve bu 3 Bizans valisi dışında bir de Sultan II. Kılıç Arslan var. Sultan II. Kılıç Arslan'la alakalı da şöyle iki ilginç bilgi vereyim. 1178 yılından hemen önce, tam tarihini hatırlamıyorum ancak, Miryokefalon Savaşı olmuştu. Bu savaşta da Anadolu Selçuklu orduları Bizans ordusunu pusuya düşürerek Bizans İmparatorluğu'na ciddi bir yenilgiye uğratmışlardı. Bu da tabii Sultan II. Kılıç Arslan'ın önderliğinde gerçekleşti. Hem idari açıdan hem askeri açıdan çok yetenekli bir yönetici. Yani ne iş yaptığını biliyor. Aynı zamanda Selahattin Eyyubi ve Zengi Hanedanı ile olan ilişkileriyle de bilinir. Call of the Empire ayracının görüntüsü bu şekilde. Bizim oynamamız için özel ayarlanmış, bölgedeki tarihi kaderi ciddi anlamda değiştirmiş karakterler bunlar. Peki 1178 yılında bu bölgede ne oluyor? Bir tam olarak ona bir bakalım. Burada anlattığına göre Bizans İmparatorluğu yaşlı Manuel Komnenos, yani o zamanki Bizans İmparatoru zamanda, onun yetenekli yönetimi altında tekrardan bir yükselişe geçmiş. Fakat onun kuzeni Andronikos, yaşlı imparator Manuel Komnenos'un genç oğlu, yani daha reşit bile olmamış genç Alexios'a ciddi anlamda gölge oluyor. Yani bu şu demek, Manuel Komnenos eğer yaşlı haliyle öldüğü zaman, onun oğlu ve varisi daha yetişkinliğe ulaşmadığı zaman kuzeni Andronikos ülke için çok ciddi bir tehdit olabilir. Önceden de bahsettiğim gibi hatta Sultan II. Kılıç Arslan Bizans'ı çok ciddi bir yenilgiye uğratıyor Miryokefalon Savaşı'nda. Sultan II. Kılıç Arslan aynı zamanda Kutalmışoğlu Süleyman'ın büyük torunu. Önceden de demiş olduğum gibi hem savaşta hem barışta düzgün bir şekilde ülkeyi yönetebilmiş, fakat birçok potansiyel varisin olması bu saltanatın geleceğini ciddi anlamda tehlikeye atacak. Yani burada dediğine göre, ki tarihte de böyle, 11 erkek çocuk. En az 11 erkek çocuk var. Bu da demek oluyor ki en az 11 potansiyel varis ve 11 tane hak sahibi. Sultan II. Kılıç Arslan öldüğü zaman veraset hiç de kolay olmayabilir. Size öyle söyleyeyim. O yüzden bu da Sultan II. Kılıç Arslan'ın oynanması bakımından çok ilginç bir senaryo sunuyor. Acaba Sultan öldükten sonra başa gelen varis bu potansiyel kıyameti bir şekilde toparlayabilir mi? Geleceği parlak olan karakterlerden bir tanesi de Prenses Tamar, yani Bagratuni Hanedanı'na mensup. Kendisi Gürcistan Kralı 3. George'nin en büyük kızı ve aynı zamanda oyunda bir kontes olarak başlıyor, fakat babasının yaşı sebebiyle ve tabii erkek çocuk olmadığından dolayı kendisi eş yönetici ilan ediliyor burada. Babası aynı zamanda Tamar hayattayken Orbeli isimli soylu bir hanenin başlatmış olduğu bir isyanı da bastırıyor. Bundan sonra Tamar eş yönetici ilan ediliyor. Babasından sonra ülkeyi devraldığında da Gürcistan Krallığı'nın en parlak dönemlerini yaşatıyor diyebiliriz. Bir başka karakter ise Eflak sınırı boyunca valilik yapan Ioannes Kantakuzenos. Niketas Choniates'in Historia isimli kaynağına baktığımız zaman Ioannes Kantakuzenos isimli bu vali hem kalıp olarak büyük hem de kalbinde çok büyük bir cesaret taşıyor. Aynı zamanda kükreyen de bir sesi var. Fakat tarihçinin anlattığına göre Kantakuzenos'un derin askeri deneyimine rağmen onun kibri ve sabırsızlığı başarıdan çok onu başarısızlığa sevk etti. Aynı zamanda şöyle bir tarih boyunca ilerlediğimizde onunla aynı adı paylaşan 13. yüzyıl Bizans imparatoru da Ioannes'in bir kuzeninden geliyor. Sırada ise Palaiologos hanesi var ki Palaiologos hanesini bilirsiniz. Bizans'ı yönetmiş olan son hanedandır aynı zamanda. Sıradaki ayraç karakterlerinden bir tanesi de Alexios Palaiologos. Kendisi Bulgaristan vilayetini yönetiyor. Yani Bulgaristan temasını. Bulgaristan temasını yöneten Alexios Palaiologos ise gelecekte 8. Mikhail Palaiologos'un dedesi oluyor. Yani dolayısıyla neden önemli bir karakter? Çünkü gerçekte, gelecek tarihte daha doğrusu oyuna göre onun soyundan gelen imparatorlar var. Ve son olarak Epirus valisi Andronikos Angelos. Neden önemli bir karakter bu diye soracak olursanız bir kere iki durum var. Birincisi kendisinin gayrimeşru bir yeğeni var ve bu gayrimeşru yeğen 4. Haçlı Seferi'nden sonraki yıkılan Bizans otoritesinden sonra bağımsız bir despotluk kuruyor. Bu da Epirus despotluğudur. İmparatorun kuzenidir ve 1081 yılında tahta geçmiş ünlü İmparator Alexios Komnenos'un bizzat torunudur. Şimdi dolayısıyla kendisinin de Bizans İmparatorluğu'na bir hak iddiası oluyor bu noktada. Kendisinin soyundan gelen imparatorlar da var bu şekilde. Dolayısıyla bu da oynanabilecek önemli karakterlerden bir tanesi ki size daha önce söylemiştim. 1178 yılındaki imparator yaşlı Manuel Komnenos 1181 yılında gerçek tarihte vefat ediyor ve oğlu ve varisi hala yetişkinliğe gelmemiş. Dolayısıyla Andronikos Angelos da kendi hak iddiasını kullanarak valileri ve diğer soyluları örgütleştirip Bizans'taki otoritenin de canını okuyor biraz diyebiliriz. Sırada ikinci ayracımız var. İmparatorluğun çağrısı yani Call of the Empire'ın dışında bir de dinin kılıçları yani Swords of Faith diye ikinci bir bookmark var şu an karşımızda. Bir de biraz şuna bakalım. Burada gördüğünüz gibi karşımızda 5 karakter var ve bu 5 karakter de en azından Orta Doğu için ciddi önem arz eden karakterler. Ki en tartışılmayacak karakter de burada görmüş olduğunuz gibi Selahattin Yusuf Eyyubi hanesine kendisinin ünvanı burada Mısır Kralı olarak geçiyor. Mısır Kralı olarak Trablusgarp taraflarını da tutuyor aynı zamanda. Trablusgarp, Cerid ve Sirte taraflarını da tutuyor. Hani biraz daha zorlasa belki burada Tunus yani Afrika Sultanlığını bile kurabilir. Kendisinin tutmuş olduğu topraklar son derece geniş. Dejur Mısır Krallığı'nın yanı sıra Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünü, Şammar, Medine, Mekke denen Hicaz bölgesini, aynı zamanda Yemen'in çoğunluğunu ve bunun dışında Şam, Humus tutuyor. Zaten yanı başında kendisine daha önceden destek veren Zengi Hanedanlığı var. Zengiler de Musul Atabeyleri olarak geçer. O yüzden oyun tabii doğal olarak kendisini kolay demiş. Oyuna çok güçlü başlayabilir de veya zayıf da başlayabilir. Burada Baldwin'in kardeşi Prenses Sibilla var. Lübnan dükü olan Dük Raymond de Toulouse var. De Toulouse hanesine mensup. Burada Kilikya Ermenilerinin Kilikya Krallığı var. Burada oynanabilecek önemli karakterlerden bir tanesi Rupen hanesine mensup Kont Levon. Silifke kontluğunu tutuyor. Ve son olarak Beytekin hanesine mensup Muzafferattin Gökbörü. Daha önce de bahsettiğim gibi 2005 yılında çıkan Ridley Scott isimli yönetmenin Cennetin Krallığı diye bir filmi var. Kudüs Krallığı'nı yöneten Cüzzamlı Kral 4. Baldwin. Mevcut karakterlerden bir tanesi ki aynı zamanda Cennetin Krallığı filminin başrolündeki İbelinli Belian isimli tarihi bu karakter oyuna tabii ki bir demirci olarak değil bir baron olarak başlayacak. Normalde baron karakterleri hala oynayamıyoruz ve bu güncellemede de büyük ihtimalle oynayamayacağız ancak yine de tarihi açıdan bu karakterin olması fena değil. Daha önce de bahsettiğim gibi 4. Baldwin cüzzam hastalığı sebebiyle büyük ihtimalle oyunda çocuğu olamayacak. Dolayısıyla ayraç olarak belirtilen karakterlerden bir tanesi de onun ablası Sibilla ki Baldwin öldükten sonra onun yerine kız kardeşinin oğlu yani yeğeni geçiyor aynı isimle Baldwin. Çocuk yaşta tahta geçiyor ve Sibilla da Guy de Lusignan isimli soyluyla evleniyor. Yani oyunda isterseniz 4. Baldwin olarak da oynayabilirsiniz. Ancak büyük ihtimalle Baldwin oyunda uzun süre yaşamayacak ve öldükten sonra da çocuğu büyük ihtimalle yani %95 ihtimalle çocuğu olamayacağı için de taht doğrudan Sibilla'ya kalacak. Ki şöyle bir durum var aslında. Normalde Sibilla baba soylu bir evlilikle oyunda bulunuyor. Ancak Sibille olarak oyuna başlarsanız oğlunuzun hangi hanedandan olduğunu belirleyebilirsiniz. Burada belirttiği gibi belli bir event gelecek. Tıpkı 867'deki Daura isimli Orta Afrika'daki karakterle siz normalde ana soylu bir evliliğiniz var ancak oyuncu varisiniz eşinizin hanedanına mensup. Siz çocuklarınızdan bir tanesini oyuncu varisi belirleyip oyuncu varisinizle kendi hanedanınıza çekebilirsiniz. Bu da buna benzer gelecek. Yani oyunda baba soylu evlilik var diye oynanmayacak bir karakter olmuyor. Onun dışında önceden de demiş olduğum gibi Toulouse hanesine bağlı Duke Raymond var. Duke Raymond'un hayatı biraz ne yazık ki kararmış diyebiliriz. Çok hoş olmayan şeyler yaşamış. Babasını Nizariler öldürmüş. Kız kardeşiyle Bizans İmparatoru Manuel'in evliliği iyi gitmemiş. Dolayısıyla kız kardeşi reddedilmiş. Aynı zamanda kendisi 10 yıla yakın bir süre Zengilerin hapsinde kalmış. Yani hayat hiç kolay olmamış. Kendisi Tripoli kontu olarak tarihte mevcut. Ancak oyunun mekaniklerinden dolayı kendisi Lübnan Dükü diye geçiyor. Aynı zamanda Duke Raymond, Kral 4. Baldwin çocukken tahta geçtiği zaman naip olarak da görev yapmış. Oyundaki en önemli karakterlerden bir tanesi de Selahaddin Yusuf, yani Selahattin Eyyubi. Fatimilerin son veziri ve Mısır'ın ilk Eyyubi sultanı. Belki de bu diğer karakterler arasında kendisinden bahsedilmesi gereken en son kişi olabilir. Çünkü şöhreti neredeyse bütün dünya tarafından biliniyor. Hattin Boynuzları Savaşı'ndaki Haçlılara karşı ele geçirdiği zafer ve 1187 yılında Kudüs'ü tekrardan fethetmesi Papalık ve Avrupa tarafından 3. Haçlı Seferi'nin başlamasına sebep oluyor aynı zamanda. Diğer karakterlerden bir tanesi ise Muzaffereddin Gökbörü. Mesela herkes bu karakteri bilmeyebilir. Zaten çoğunlukla da benim topluluktan gördüğüm kadarıyla da çok bilinen bir karakter değil. Fakat şöyle bir önemi var. Kendisi Zengilerin altında bir vasal ve oyunda Harran Kontu olarak başlayacak. Babası gibi Zengilere hizmet etmiş birisi. Kendi küçük erkek kardeşinin lehine kendisi Erbil'deki topraklarından sürgün ediliyor. Ve şu an mevcutta 1178 yılında Harran'ı yönetiyor. Ancak tarihi açıdan Zengilere ihanet ediyor ve Selahaddin'le ittifak olup Haçlılara karşı savaşıyor. O öldükten hemen sonra da Moğol istilalarıyla toprakları istila ediliyor diyebiliriz. Ve bu kitap ayrıcının son karakteri de Kont Levon, Kral 3. Rupe'nin erkek kardeşi, Ermeni Kilikya Krallığı'nın varislerinden bir tanesi. Tarihsel açıdan krallığın başına geçiyor. 3. Rupen de hatta yani abisi de nazik ve insancıl yöneticilerden bir tanesi olarak hatırlanıyor. Bir süre sonra tahttan çekiliyor. Levon'un hatırına. 3. Rupen'den sonra onun erkek kardeşi Levon tahta geçiyor. Yani biraz 867'deki Wessex'li Alfred gibi olabilir. Onun abisi var, Ethelred. Ethelred ölüyor ancak burada belki Rupen ölmeden önce de oyunda da tahttan çekilebilir, bilmiyoruz. Karşımızda böyle bir görsel var. Mesela bu Batı Avrupa'yı gösteriyor. En göze çarpan burada İngiltere ve Fransa'nın toprakları. İngiltere kendi de jure sınırlarının dışında Galler'in güneyine biraz girmiş. Güney İrlanda'dan toprak almış. Özellikle Dublin'i ele geçirmiş. Leinster bölgesi ve Munster düklüğünde yarısını tutuyor. Normandiya hala ellerinde. Anjou düklüğünü tutuyorlar ve koca Akitanya bölgesini de neredeyse ele geçirmişler. Fransa çok büyük anlamda toprak kaybetmiş burada. Yani Fransa'nın işi hiç kolay değil, hatta belki imkansız. 1178'de İngiltere'nin de hali böyle. Plantagenet hanesi tarafından yönetiliyor. 1178'de dediğim gibi durum böyle. Şimdi bir ufaktan tarihine bakalım. Kral 2. Henry, karısı Akitanya düşesi olan Eleanor'u hapsediyor. Çünkü düşes Eleanor kendi oğullarını babalarına karşı kışkırtıyor. Ki hatta burada bir kelime oyunu da var. Yani bu isyan günümüzdeki ergen çılgınlığından biraz daha fazla. O zamanki baba oğul ilişkileri şimdiki baba oğul ilişkilerinden ciddi anlamda farklı olmalı ki oğullar babalarına karşı çok rahat isyan edebiliyorlar. Tabi bu 4 prens de oynanabilir karakterlerden. Henry Anjou taraflarında Maine kontluğunu tutuyor. Kendisine genç kral da diyorlar çünkü babası zamanında eş kral ilan ediliyor. Aslan yürekli Richard, tatlı dilli Geoffrey ve en küçükleri Kral John. Belki bilirsiniz Aslan yürekli Richard 3. Haçlı Seferi'nde Selahattin Eyyubi ile ciddi anlamda kapıştı ve ciddi zaferler elde etti. Aynı zamanda Fransa bölgesinde ciddi iç karışıklıklar mevcut. Çünkü Fransa o noktada 7. Louis tarafından yönetiliyor ki 7. Louis Akitanya Düşesi Eleanor'un eski kocası. Ve aynı zamanda Fransa'nın güneyinde Akdeniz'e olan kıyı taraflarındaki Toulouse ve Languedoc topraklarında da Katar mezhebi çıkmış ve bu Katar mezhebinden oluşan ayaklanmalarla beraber Papa'dan destek alınarak Fransız orduları oraya kendi ülkesinin içinde bir haçlı seferi düzenliyor. Ufak bir haçlı seferi. Biraz Kutsal Roma İmparatorluğu'na bakalım. Kutsal Roma İmparatorluğu'nda durum böyle. 1178'de başta Hohenstaufen hanesine mensup Kızıl Sakal dediğimiz Frederick Barbarossa var. Frederick Barbarossa burada tabii yaşı ilerlemiş. Şu an 50'li yaşlarında. Kızıl Sakalı kırlaşmış. Onun en büyük rakiplerinden bir tanesi Saksonya ve Bavyera dükü olan Aslan Henry diye geçiyor. Kendisinin dedesinden gelen Kutsal Roma İmparatorluğu'na olan bir hak iddiası var. Aynı zamanda şöyle baktığımızda yaklaşık bir 26 ünvana da hak iddiası bulunuyor. Çok güçlü ve tehlikeli bir abi. Yaşı ileri olabilir ancak idaresi çok iyi. Baktığımızda da eğer Barbarossa olarak oynuyorsanız, güçlü olsanız bile Dük 3. Henry'nin mesela buralarda ciddi sıkıntı çıkaracağı malum. Şimdi diğer bir bölgeye bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz burası İberya bölgesi. Kuzey Afrika var ve Aragon Krallığı. İki önceki haritada bizim görmediğimiz kısımlar, yani Güney Fransa tarafları. İngiltere hem Akitanya hem de Gaskonya taraflarını tutuyor. Aynı zamanda Auvergne ve Toulouse Düklüğü'ne de sınırı var. Onların hemen güneyinde de Aragon Kralı mevcut. Aragon Kralı da 2. Alphonse. Burada eğer fark ettiyseniz kendisi Barcelona Hanedanı'na mensup. Barcelona Hanedanı hem 867'de hem 1066'da da oynanabilir karakterler olarak önümüze geliyor. Burada Elmuhadların bir alt hanesi olan Müminililer var. Portekiz Krallığı var, Leon var, Kastilya var ve Navarra var. Aynı zamanda Aragon Krallığı burada görmüş olduğunuz gibi Provence Düklüğü'nü de bizzat tutuyor aynı zamanda. 2. Alphonse'un hikayesine baktığımızda kendisi Müslümanlara karşı, özellikle diğer İberyalı Hristiyan krallıklarla da ittifak kurarak Müslümanlar üzerinde ciddi zaferler elde etmiş birisi olarak da geçer. Böyle bir senaryo var aynı zamanda ki fark ettiyseniz 1178 yılında hala İberya mücadelesi devam ediyor. Burada çok güçlü bir İslami yapı var diyebiliriz ancak bir ülkenin yıkılması genelde bir verasete bakar. Müminilerin başına da buna benzer şeyler geliyor. Özellikle Papa tarafından desteklenen ve diğer kralların da ciddi anlamda katılım gösterdiği bölgesel, yerel haçlı seferleri uygulanıyor ve Müslümanlar tek tek o bölgeden atılıyor. Ki burada ilginç bir bilgi de var. Aragon kralının ismi Alphonse, Kastilya kralının ismi 7. Alfonso. Ve aynı zamanda Portekiz kralının adı da Afonso diye geçiyor. Özellikle 1212 yılındaki Las Navas de Tolosa savaşında Elmuhad ordularına karşı ciddi de bir zaferi mevcut. Mesela 1066 yılından başladığınızda ortada çok güçlü bir Selçuklu devleti var, Alparslan'ın yönettiği. Peki 1066'dan 1178'e kadar durum nasıl evriliyor? Burada şu an resmi yok ancak burada anlattığına göre İran Krallığı'nın son tarihi yöneticilerinden biri olan Sultan Tuğrul var. Tuğrul da tabi bu zamanlarda hala bir çocuk ve dolayısıyla ülke bir naiplik altında yönetiliyor. Bu naibin de ismi Cihan Pehlivan Muhammed. İsmini burada görebilirsiniz. İldegüzi hanesinden birisi ve Azerbaycan Atabeyliğini yönetiyor. Kendisi zamanla birçok isyankar şehzadeyi ve emiri bastırmış ve aynı zamanda oyun geliştiricilerinin de bu tarihte favori başlangıç karakterlerinden de bir tanesiymiş. Ki burada yazana göre de mesela Cihan Pehlivan Muhammed kendisinin ismi çevrildiği zaman dünyanın kahramanı veya dünya şampiyonu diye anlaşılabiliyor. Ki belki yani Türkçe'ye de anlaşılabilir. Cihan Pehlivan deyince hani Cihan Pehlivanı. Bu da ayrı bir anekdot. Şimdi biraz İran'ın doğusuna bakalım. Kuzey Hindistan taraflarına. Kuzey Hindistan'da Çauhan Hanesi var ve Çauhan Hanesi'nin özellikle bilinmesi bu bölgede diğer Rajasthan krallıklarına üstünlük kurma çabalarından da bilinir. Fakat Çauhan Hanesi'nin son yöneticilerinden biri onların en ünlüleridir. 3. Prithviraj. Mihraca 3. Prithviraj peki neden ünlü birisi diye soracak olursanız kendisi genç yaşta tahta geçiyor ve aynı zamanda ilerleyen dönemlerde de Gaznelilerin tuttuğu eski topraklarda güçlenen Gurlulara karşı topraklarını savunuyorlar. Ki burada görüyorsunuz burada Gaznelilerin Lahur taraflarında son kaleleri kalmış ve 1066'da burada Gaznelilerin ülkesi varken şu an aynı toprakları Gurlular yönetiyor, yani Guriler. Ve bunların başlarında da çok güçlü bir savaş lordu var. İsmi de Muhammed Guri. Muhammed Guri'nin özellikle Mihrace Prithviraj'da yaptığı 1. ve 2. Tarain savaşları da çok meşhurdur. İlk savaşta normalde geri püskürtülmesine rağmen hiç pes etmeyip ikinci saldırısında çok daha büyük ve çok daha güçlü bir orduyla, çok daha akıllı manevralarla Prithviraj'ın yorgun ordusunu da ciddi anlamda çökertmiştir. Ve sonrasında Prithviraj'ın direnişi çöktüğü zaman buradaki barikat kaybolduğu anda Gurlular ve diğer Müslüman askerlerin de Hindistan yolu açılmış oluyor onlar için. Bir noktada o kadar büyüyorlar ki kendilerini Hindistan'ın öteki tarafında Nepal'de buluyorlar. Nepal'e kadar da geliyorlar hatta. Ve son olarak da oyundaki önemli karakterlerden de bir tanesi. Belki bir kısmınız buna şaşırabilir. Ama evet, 1178'de Börçigin hanesinden Kont Temuçin olarak başlayabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi kendisi Örgö kontluğunu. Önceki oyunlarında hatırladığım kadarıyla Öraş düklüğü de var. 2000 kadar özel askeri var ve 1178 yılında Timuçin'le gerçekten Cengiz Han olup Moğol İmparatorluğunu kurma imkanınız var. Cengiz Han'ın da aynı zamanda bu geliştirici günlüğündeki açıklamalara göre kendisine özel belli başlı olay örgüleri olacak. Kendisi eğer Cengiz Han olacak kadar büyüdüyse ve yeterince güçlendiyse belli başlı olay örgülerinden geçip dünyayı fethetmeye başlayabilecek. Burada görüyorsunuz şu an çocuğu yok. Ancak kardeşleri var ve eşi Börte yanında. Dolayısıyla kendisini daha fazla açıklamaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda onun önünde dünya titremeye başlıyor. Fakat son olarak şunu söyleyeyim kendisi hakkında. Dersiniz ki mesela yapay zeka Timuçin yönetiyor ya da biz Timuçin'i oynuyoruz. Fakat yeterince güçlenene kadar mesela bir noktada öldük. Ne olur? Yani Timuçin öldüğü zaman Cengiz Han gelmez mi? Hayır. Börçigin hanesi hayatta olduğu sürece kardeşlerinden bir tanesi de onun yerine devam edip Cengiz Han olabilir. Şimdi tarihi karakterleri bitirdiğimize göre oyuna eklenecek ufak tefek belli başlı unsurlar var. Bunlardan bir tanesi ve benim de esasında en çok beklediğim mesaj ayarları. Size sürekli bildirim gelir. Sürekli oyunda ister orta üst kısımda, ister yan tarafta, ister event olarak ya da ordunuzu hareket ettirirken veya bir seyahatle bir yere giderken bir anda oyunu durdurup koca bir ekranı kaplayacak mesajlar gelebilir. İşte artık bunun ayarını yapabiliyorsunuz. Size ne türde, hangi konuda ve nasıl mesaj gelebileceğini artık siz ayarlayabiliyorsunuz. Burada yeni bir tuş var. Message settings, yani mesaj ayarları diye. Belli başlı mesajların sıklığını veya görünürlüğünü belli filtre gruplarına ayırarak artık kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunun da örneği burada. Mesela eşiniz hamile kaldı. Yan tarafta gözük. Yakın aileden birisi cariye oldu. Hiç gösterme. Peki. Konsey üyelerinin görevleri mesaj olarak belirt. Biri benim üzerimde koz elde etti. Pop-up mesajı olarak göster. Gibi. Bunun böyle çeşitli türleri var. Çeşitli şekilde gelmesini veya hiç gelmemesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda önemli gördüğünüz mesajları, yani kritik olarak gördüğünüz mesajları geldiği anda oyunu durdursun diye buradan da seçebilirsiniz. Yani mesela birisi benim üzerimde koz elde etti. Bir dakika ben bir oturup düşünmek istiyorum dersiniz ve buraya tıklarsınız. Oyun bir durur mesela. Bunun böyle ayarlamasının da olması gerçekten hoş. Çünkü ben de videolarımda, özellikle videolarımı çekerken bir savaş esnasında ya da bir etkinliğe katıldığımızda belli başlı alakasız mesajlar gelip oyunun akışını bozabiliyor. Oyunda oluşan olayların filtre grubunun dışında aynı zamanda tek tek mesajları da görebiliyorsunuz. Mesela size belli bir tarihte size belli bir yeni lakap takılmış ve size de artık mesela büyük demişler. Hop, bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mesajların kodlanması, kod halindeki şekiller, bunları da bu şekilde oyun dosyalarından görebilir ve modlamak istediğinizde de kendiniz modlayabilirsiniz. Oyun geliştiricilerin dediğine göre bu kodlar açık kod halinde gelecek ve modlamaya her türlü açık olacak. Bu geliştirici günlüğünün ufaktan sonuna geliyoruz ve bahsetmemiz gereken son iki konu var. Bunlardan bir tanesi vasal talimatı. Yani siz belli bir vasala belli bir talimat verebiliyorsunuz artık. Şöyle ki, diyelim siz ülke içerisinde kritik bir karar aldınız. Mesela başka bir dine geçtiniz ya da melez kültürü yaptınız. Melez kültürü yapmasanız da diyelim kültürel ayrışım yaptınız. Ve birçok vasal sizi bu konuda takip etti. Siz diyelim melez kültürü yarattınız ancak ülkenizde sadece belli başlı yerlere yayıldı. Eğer bir noktadan sonra bu kültür daha da yayılmazsa, diyelim 10 senelik bir süreyi aşarsa yayılma süresi 2 katı kadar uzar. Şimdi yapay zeka bir noktada burada tıkanabilir. Yani yapay zekanın öncelikleri oyun içerisinde karakter özelliklerine göre, ekonomik veya askeri duruma göre sürekli değişebiliyor. Dolayısıyla siz mesela önemli gördüğünüz bir bölgede şunu diyebilirsiniz. Ya Bavyera bölgesinde şuna özel bir şey yapalım. Diyelim ben Bavyera bölgesinde belli bir kültürü yaymak istiyorum. Vasala talimat verirsiniz, belli bir kültürü yayar. Ya da dine geçer. Mesela dersiniz ki ya bu adamın altyapısı o kadar gelişmiş değil. Mesela savunma binaları kur, askeri binalar kur ya da ekonomik binalar kur. Siz bu talimatı verdikten sonra vasal yapay zeka ile yönetiliyorsa öncelikli olarak sizin talimatlarınızı takip eder. Bu şekilde belli başlı bölgelerde de sinir bozucu durumlar daha da azalıyor. Mesela bunun başka bir örneği var. Feodal bir vasala talimat vermek için gereklilikler. Mesela bunlardan bir tanesini kapsamalı. Biz şu an benim gördüğüm kadarıyla Düşes Matilda'ya bir talimat veremiyoruz. Çünkü aşağıdaki gerekliliklerden en az bir tanesini kapsamıyoruz. Bunlar olduğu zaman, yani bir sevilen bir lider, saygı gören, böyle merkezi otoriteyi elinde kavrayabilmiş bir lider olduğumuz zaman, yani demek ki daha kolay talimat veriyoruz. Matilda bizi takmıyor bile bu noktada. Ben bunu anladım. Dolayısıyla talimatlarımızı hiçbir zaman uygulamayacak. Az önce feodal yönetimdeki vasal talimatlarına baktık. Şimdi bu da idari yönetimdeki bir valiye, idari yönetimdeki bir vasala nasıl talimatlar verilebilir? Burada gördüğümüz kadarıyla daha fazla talimat verebiliyoruz. Özellikle gelişmişliği artırmak gibi, düzenli askerleri desteklemek gibi, daha fazla düzenli asker almak gibi, daha ayrıntılı, daha fazla talimatlar verilebiliyor. Vasal talimatlarının dışındaki son konumuz ise artık siz varisinizi seçebiliyorsunuz. Ya bu şu demek, siz normalde birincil derece olan bir oyuncu varisiniz olur ve bu oyuncu varisiniz sizin birincil ünvanınızı ve mevcut veraset yasasına göre diğer toprakları alır. Şöyle bir durum var. Mesela dersiniz ki ya en büyük oğlumla oynamayayım da mesela benim en çok sevdiğim ama başa geçiremediğim 3. oğlumla oynayayım. Kendi hakkını almaya çalışsın. Olabilir mi? Olabilir. Artık bu güncellemeyle beraber siz verasette, yani mevcut karakteriniz öldüğünde veraset aktif edildiğinde siz artık birden fazla hanedanınıza mensup birden fazla karakteri görebiliyorsunuz. Ve ister belli başlı karakterleri, ister de rastgele bir karakterle oynayabilirsiniz. Bu karakterler illa topraklı olacak diye bir şey yok. Topraksız karakterlerle de oynanabilir. Ki bu da beraberinde zaten çok ciddi fırsatlar getiriyor bence. Çünkü fakirliğin dibinde olan ya da güce yükselmesi imkansız bir karakteri alıp akıllı manevralar yaptırıp tekrardan hak ettiği yere getirmek çok ilginç bir macera olsa gerek bence. Burada gördüğünüz gibi İster mesela burada yeğeniniz olarak devam edebilirsiniz ya da buradaki topraksız karakterlerle devam edebilirsiniz. Rastgele bir halefle devam etmek de mümkün. Rastgele bir topraklı çocukla devam etmek mümkün. Ve burada fark ettiğiniz gibi yani zar atarak kaderinizi rastgele de yapabilirsiniz. Burada oynayacağınız karakterlerin hepsi sizin hanedanınızdan. Diğer bir resimde mesela dersiniz ki rastgele bir halefle oyna. Yani bu bir çocuk olabilir, bir torun olabilir, torunun çocuğu olabilir. Aynı hanedana mensup. Ya bu noktada mesela rastgele birini seç dediğinizde topraklı veya topraksız olma ihtimali %50-%50 ve buraya kadar diyebiliriz. Esasında size göstermek istediğim birkaç not daha var bu noktada. Bunlar da bir önceki videoda size göstermeyi unuttum. Bu biraz kısa bir geliştirici günlüğüydü ancak kafanızda oluşabilecek belli başlı temel soruların da cevabını gidermeye hedefliyorum şu noktada. Bunu nasıl yapacağız? En tepeye çıkıp burada sadece geliştiricilerin cevaplarını göster seçeneğine tıkladık. Bununla beraber bu az önce bakmış olduğumuz geliştirici günlüğünün altına verilen cevapların sadece moderatörler ve adminler tarafından verildiklerini görüyoruz. Şimdi bir sürü insan bu gönderin altına bir sürü soru soruyor, bir sürü yorum yapıyor mesela. Mesela benim burada bir yorumum var 2 ay önce yaptığım. Ben Temuçin topraklı görünce bayağı şaşırmıştım hani ayda diye bir yorum yapmışım burada. Yöneticiler de, oyun geliştiricileri de onun oynanabilir olmasını istemişler bir noktada. Belli başlı karakterlerin hanedanlığın yanlış belirtildiğine dair topluluktan yorumlar gelmiş ve şu an bu hala düzeltiliyormuş. Benim çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi de şu. 1178'de Anadolu Selçuklu topraklarında hala Oğuz kültürü mü mevcut olacak? Moderatörün verdiği cevaba göre 1178'de Anadolu Türkü tarzında bir kültür olacak. Rum Sultanlığı içindeki topraklarda ve bu kültüre de Türkmen adı veriliyor. Yani tarihsel açıdan uyumlu bir cevap olmuş bence bu. Tabi bu toprakların ne kadarı Türkmen kültürü olacak, ne kadarı olmalı, ne kadarı olmamalı gibi şu an biraz bir belirsizlik varmış. Yani bana sorsanız mesela Rum Sultanlığı içerisindeki bütün topraklar Türkmen kültüründe olabilir. Çünkü Türkler Anadolu'ya akın akın geldiklerinde sosyolojik yapı, yani toplum yapısı bayağı bir değişti. Hristiyanlar Müslümanlaştı diyebiliriz. Yani Hristiyanların birçoğu o toprakları terk etti. Onun yerine Türkler geldi. Dolayısıyla toplumun çoğunluk yapısı da değişmiş oluyor. Yani bana sorarsanız Rum Sultanlığı'nın bütün toprakları Türkmen kültüründen olabilir. Burada önemli bir soru var. 1178 tarihi ek pakete mi bağlı yoksa ücretsiz güncellemeye mi bağlı? Ücretsiz güncelleme olarak geleceği doğrulanıyor. İngiltere'yi yöneten Plantagenet hanesi ile 1066'daki Anjou hanesi birbirine bağlı mı? Aynı hanedanına mensup? Evet öyle. İngiltere'yi yöneten Plantagenet hanesi Anjou'lardan geliyor. Oyunun başlangıcında Hospitaller ve Templar tarikatları mevcut. Fakat Tötonlar daha kurulmamış. Birkaç yıl sonra kurulacak. Önceden de bahsetmiş olduğum gibi eğer Temuçin hala hayattaysa tarihi zamana geldiğinde yani 1200'lü yılların sonlarına geldiğinde Cengiz Han olacak. Eğer Cengiz Han oyuncu ise belli bir olay örgüsünden geçecek. Temuçin ölürse fakat Börçigin hanesinden biri hayatta kalırsa Temuçin yerine Cengiz Han o olacak. Akitanya Dükü Richard mı olacak yoksa Eleanor mu? Hayır, Eleanor olacak. Yani Eleanor topraklı ve oynanabilir bir karakter olacak. Bu devirde Polonya'nın aile büyüğü tarzında bir veraseti mi olacak 1178 yılında? Çünkü şöyle bir durum var. 1100'lü yıllarda Polonya Krallığı dağılıyor ve ufak düklüklere bölünüyor. Farklı Piast dükleri arasında. Şimdi şöyle bir durum var. Tarihsel gerçeklik olması için ortada bir kere bütün bir Polonya diye bir krallık olmamalı. Fakat şöyle bir durum var. Eğer ortada Polonya Krallığı yoksa ve bağımsız dükler varsa o dükler ne yazık ki komşularına yem olurlar. Oyun yapısı gereği. Dolayısıyla büyük ihtimalle daha güçsüz fakat tek parça görünen bir Polonya karşımıza çıkabilir bu devirde. İngiltere'yi yöneten Plantagenet hanesi hangi kültüre mensup olacak? Norman kültürüne mensup olacaklar. Yani 1066'da William'la fethedip İngiliz kültürüne geçerseniz mesela öylesi de mümkün fakat 1178'de Norman olarak devam ediyorlar. Ve gördüğüm kadarıyla önemli olan bütün noktaları anlatmış olduk. Umarım bu video hoşunuza gider ve 1178 yılında çıkacak karakterleri ve haritanın ana hatlarında bir şekilde kafamızda canlandırmış oluruz. Ben bekliyorum açıkçası 1178 yani koskoca yeni bir harita gelecek, yeni bir zaman dilimi, bambaşka karakterler. Bunlarla oynamayı tabii isterim yani yaklaşık bir ay kadar daha beklememiz gerekecek. Fakat çok ilginç senaryolarda bizi bekliyor. Aynı zamanda kanal için ciddi video içeriği de çıkacak bu noktada. O yüzden ben de hem sevinçliyim hem de heyecanlıyım. Önceden dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve geri dönüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. İlerleyen günlerde de aynı zamanda topraksız karakterlerle de alakalı yapılmış geliştirici günlüklerini de yakın zamanda inceleyeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.